yapıyoruz. Mandalina yapıyoruz. Bu da bizim çilek şeyimiz. Krema. Kremalı çileğimiz. Krema, krema. Sadece krema. Kremamızı da içine ekleyeceğiz bunu. Bakayım. Bu kremayı da ekleyeceğiz. Şimdi bir dakika başlayalım. Bu da vanilya. Merhaba arkadaşlar, bugün sizde Magnolia. Magnolia yapacağız. Arkadaşlar bugün size İpek'in canı Magnolia çekti. Magnolia yapacağız. Ama gördüğünüz gibi bana hiç izin vermiyor bugün. Ama bugün ama üstüne İpek yazmayacağız. Ne yazacağız? Gökkuşağı. Gökkuşağı. Tamam, gökkuşağı yazacağız üstüne. Tüm yavrum. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar, bugün ustamız İpek, ben çırak pozisyonundayım. Bugün her şeyi İpek yapacak. 1 litre sütümüzü tencereye aldık, ufak bir tencereye. Malzemelerimiz çok basit. 3 yemek kaşığı unumuz var. 2 çay bardağı şekerimiz var. 1 yumurta sarısı, krema ve etini şöyle minik petibörün ufaklarını çıkartmış. Bundan kullanacağız. Ve muz kullanacağız. Muzumuzu da almayı unutmuşuz bu arada. Gösterelim. Şuradan 2 tane muz alalım. Evet, 2 tane de muzumuz var. Yetmezse daha takviye yaparız. Arkadaşlar, bir tane de böyle vanilya var. Evet. Bu vanilya. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bu da bizim kremamız. Konuşmuyorum. Bu da bizim bisküvimiz. Evet. Biz böyle bir tane yapacağız pastayı. Ve üstüne mum dikip. Evet. Ve gökkuşağının doğum gününü kutlayacağız. Gökkuşağı kim? Ya gökkuşumuz. Evet, biz bir yavru kuş aldık arkadaşına. Evde bir kuşumuz vardı, Boncuk biliyorsunuz. Bir de biz ona bir eş aldık arkadaşlar. Ona da İpek gökkuşağı dedi. Çok renkli bir kuş böyle. Muhabbet kuşu. Arkadaşlar bununla da çırpacak. Ben çırpacağım bununla. Evet. Tamam. Şimdi malzemelerimizi koyalım hadi. Bu da bizim unumuz. Unla yapacağız biz bunu. Evet. Ay biraz unu geldim. Ama olsun, boş ver. Hadi koy şimdi unumuzu içine. Yavaşça şöyle. Koy bakalım. Hop. Her yerini koyuyor. Şekerimizi koy. Bak bir de arkadaşlar şekerimiz var. Bir de arkadaşlar dikkat edin buraya. Elime biraz şeker. Neyse olsun. Hadi koy içine. Yavaş. Şekeri de koyuyoruz. Yavaş. Yavaş. Ama olsun. Kim? İrem Siler. Hadi bakalım, yumurtanın sarısını da koyuyoruz. Ekle bakalım. Şöyle biraz parmağımla sıyırayım. Ben onu hemen şöyle elimi yıkarım. Hop yapalım şöyle. Yıkı şimdi. Hemen yıkayayım değil mi? Tamam. İçinde yumurta da olacak. En sevdiğim. Evet, İpek her gün yumurta yiyor. Çocuklar siz de yiyin. Ben de peynirle yiyorum yumurta. Bu ne? Kedi de bizimle bakıyor. O da bize bakıyor, tamam. Aa, çok yaklaştırma ama oyuncağı lütfen. Bakıyor. Temiz olmaz. Bak şimdi karıştır. Şimdi biraz karıştır onu böyle. Ocağı almadan önce biraz karıştırıyoruz. Daha sonra ocağı alacağız ve kaynayana kadar, böyle muhallebi gibi olana kadar pişireceğiz. Ve karıştıracağız, evet. Önce karıştırıyoruz, evet. Gördüğünüz gibi. Ben nişasta koymuyorum arkadaşlar. Un yeterli geliyor. Ekstradan bir de oradan kalori almaya gerek yok diye düşünüyorum. Hadi bakalım karıştıralım. Karıştırdım. Aferin. Ben biraz yardım edeyim mi sana biraz? Ustacığım karıştırabilir miyim? Azıcık. Su gibi oldu anne. İpek, ben yeni bir çırpıcı almıştım. Onunla denemek ister misin? Hadi. Ben sana ne göstereceğim? Belki hoşuna gider. Bak. Bunu böyle pışt pışt yapıyorsun. Otomatik karıştırıyor. Yap bakayım. Bak şöyle. Hop. Hoppa, hoppa. Gördün mü? Çok eğlenceli, evet. Ben bu arada yağ da koymuyorum arkadaşlar bunun içine. Yeterli oluyor. Piştikten sonra, ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyeceğim ve en son hafif böyle ılıdıktan sonra krema ekleyeceğim. Tekrardan bir krema karıştırıp kaplarımıza koyacağız. Hadi bakalım. Artık bakayım, iyice o kürtükler gitti mi? Ya aferin sana ya. Harikasın sen. Görsün. Şimdi artık ocağa... Baloncuk baloncuk oldu. Doğru söylüyor. Baloncuk baloncuk oldu. Evet. Evet. Artık ustacım
ocağı alabiliriz bence bunu. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım. Gel şimdi ocağa geçelim. Ocak kırdım. Evet. Evet arkadaşlar, pişti magnolyamızın vanilyasını ekliyoruz güzelce. Yavaş anneciğim, şöyle yapayım ben de hepsi gelsin. Ve ocağın altını kapatmış durumdayım şu anda. Gördüğünüz gibi kıvamı oldu. Şimdi ne yapacağım? Şimdi anneciğim bunun biraz ılıması gerekiyor. Iladıktan sonra kremasını ekleyeceğiz. Sonra da kaplarımıza koyacağız. Evet, kremamızı açalım. Şöyle. Şuradan. Keselim. Tamam. Ve sen böyle kremamızı koy, ben de karıştırayım. Şuradan tut şöyle bak aşkım. Heh. Sen oradan koy. Sık 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 al. Benim, ben de bir yandan hızlı hızlı karıştırayım. İçine koy, dışarılara gelmesin. Aferin, aferin, aferin. Harikasın. Süpersin anneciğim. Aferin sana. Hepsini kremamızı ekliyorum. Sen ekle, nasıl yapabiliriz? Tamam, şöyle açalım ki içinde hiç kalmasın, tamam mı? Şimdi kremamızı da bitirdikten sonra böyle koyduktan sonra nereye gidiyorsun? Gel. Hadi karıştır hızlı hızlı. Hadi bakalım. Şimdi bir de kepçe. Bir de yemek kaşığı daha aynı olacak acaba ya. İçinde kremalı. Ben bir böyle güçlü karıştırayım mı tatlım onu? Hı. Hadi bakalım sen izle. Ben izlemeyeceğim. Nereye gidiyorsun? Sıkıldın mı? Hı. Ay arkadaşlar, ben tek başıma mı anlatacağım? Evet. Ama süslemesi kaldı. Süsleyeceğiz ya, bisküvi koyacağız, muz koyacağız. Hı. Gel. Evet. Hemen terk ediyor. Evet. Olur mu? Şimdi bunu güzelce karıştırdık. Magnolia'mızın muhallebisi hazır. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Kel. Bisküvimizi de açıyoruz. Ben açıyorum. Buna koymayacağız ama sakın şey yapma. Dur. Şöyle yapacağız aşkım. Neyi koyacağız? Şu kaplarımızı al tamam. Yok şimdi değil. Ben sana söyleyeceğim sırasını, tamam mı? Şimdi sen şunu şurada tut tatlım. Şimdi önce kaplarımızın en altından şöyle birer kaşık bundan koyacağız. Zaten senle daha önce böyle yapmıştık bundan, hatırlıyor musun? Evet. Evet. Sen şimdi bunlara birer tane bisküvi koy bakalım alt muhallebinin üstüne. Birer tane koy bakalım. Evet. Şimdi bunu. İşte hangisinde yoksa koy. Bir tane yiyebilirim. Yiyebilirsin bir tane de. İzin ver. Bir tane de mi? Şöyle muzlarımızdan koyalım tekrar. Sen muz seviyorsun değil mi? Hı hı. Anne aynısını yapmadın değil mi? Aynısını yaptım. Al. Böyle pasta diyor. Tam aynısını yapıyoruz işte aşkım. Bizimki muzlu. Çileğimiz bitmiş. Biz de muzlu yapıyoruz. Yarın alırız gene çilek. Olur mu? Ama bu çilek sanırım. Hı hı. Bisküvi de. Tamam, yeter bence. Şöyle yapalım. Bu soğanlığı ben yiyeceğim. Bisküvilerden koymak ister misin böyle benim yaptığım gibi? Hadi hepsine kapat, bana yardımcı ol. Böyle böyle. Düz. Hepsi yapsana işte, devam et. En üstüne de bu koyuyoruz. Tamam. Şimdi ben şeylerini koyayım.
benim ya, yerim seni. Evet arkadaşlar, bizim magnolialarımız çok güzel kokuyor. Çok güzel oldu. Biraz soğusunlar. Afiyetle yiyeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.